Yani bu Katar Körfez ülkeleri ihtilafı de biraz zarar veriyor. Yani bugün elbette yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye direkt para vermeyecekti yani bu ihtilaflar yüzünden. Ama bu ihtilaf olmasaydı, Türkiye eşit bir mesafede duruyor olsaydı belki görüntü değişmiş olabilir. Daha ufak ufak yani Katar 1 milyar vereyim falan, 500 milyon vereyim falan derken belki 4 ülke birden böyle bir şey. Çünkü unutmayalım, Amerika bence birçok analistlerin dediği gibi Türkiye'nin batmasına müsaade etmiyor. Yani bu olmayacak bir şey ve inşallah olmaz, bize olmayacak. Çünkü bu bir yankıları olacak yani bütün dünya ekonomisine. Ve orada bir kurtarıcı olacak. Bu kurtarıcı IMF mi olacak, Dünya Bankası mı olacak, Körfez ülkeleri mi olacak? Aslında ülkeleri olabilir. İlişkiler iyi olsaydı Katar tek başına bunu üstlenemezdi. Evet, bu sebeple Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle olan ilişkileri ancak Amerika'nın müsaade ettiği oranda eskisi kadar olumlu kalacak diyorsunuz. Doğru mu anladım? Katar Körfez ülkeleri arasındaki ihtilaf Amerika düzeltmeye çalışıyor. Ama bir şeyler var yani. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ın dış politikası sadece Suriye'de, Libya'da, Mısır'da oradaki radikal İslam grupları finanse kalsaydı büyük bir sıkıntı olmazdı. Ama Katar'ın aktiviteleri Suudi Arabistan'da, Bahreyn'in içinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Yemen'in Husileri de Körfez ülkeleri birkaç kere Amerika'dan gelen baskıya rağmen uzlaşmaya yanaşmadı. Bu Arabistan'ın güvenliği diyen bir şey. İleride ne olur bilmiyoruz ama Katar bir çıkış arıyor. Katar sürekli bir çıkış arıyor. Ama dış politikasını değiştirmek istemiyor gibi duruyor. Ve bu yüzden bu ihtilaf devam edecek. Ben yani bu Ekim'deki Washington'da yapılacak toplantıda bir uzlaşma olacağını ben tahmin etmiyorum. Buradaki gördüğüm olaylardan ve gördüğüm tutumdan dolayı bir sert var. Katar ancak dış politikasını değiştirirse böyle bir uzlaşma olabilir ve Katar'dan böyle bir sinyal gelmiyor. Şimdiye kadar böyle bir sinyal gelmiyor.